Müslümanlar ilki başı la ilahe illallah'dır geldi. Muhammed'in gönlü hoş la ilahe illallah'dır geldi. Kardeşim, babadaşım, kafirden yakın kardeşim gel. Tam asratta yoldaşım, la ilahe illallah'dır gel. Elhamdır ayet seresi, kul hüvalladır eyesi gel. İki cihanın seresi, la ilahe illallah'dır gel. Hey. İşte ölüm vardır her bir başta gel. Sorulacaktır yakın taşta, la ilahe illallah'dır gel. Eyvallah. Maşallah abi. Sağ ol. Kimin demiştiniz abi? Mahtum Kulu Firaki. Eyvallah. Yani o da hikmet söyler diyerek başladınız. Gerçekten harikulade. Fatiha'dan başlar. Fatiha'dan orası İhlas'tan ne? Elhamdür ayet seresi. Ayetin başı elhamdır. Kul huvallah'dır eyesi. Sahibi kul huvallah'dır. Eyvallah. Diyor. İki cihanın seresi, iki cihanın başı la ilahe illallah'dır gibi. Müthiş ya, harikulade. Günümüz açıkçası tabii bizim anlayacağımız şekle bu ifadeler muhakkak çevrilmiştir. Elbette, değil mi abi? Tabii çevrildi. Türkmenistan evet. Büyükelçiliği ile ortak yapılmış, hatta iki ciltlik bir Mahtum Kulu divanı yakın tarihte yayınlandı. Maşallah. Daha önceden de Türkiye'de yapılmış birkaç çalışma var Mahtum Kulu ile ilgili. Eyvallah. Başka besteler vardır muhakkak tabii. Çok eseri var Mahtum Kulu'nun. Yani halk evet. Arasında bugüne kadar dilden dile gelmiş. Karacaoğlan gibi evet. Ozanlar, aşıklar tarafından söylenmiş. Ama Mahtum Kulu'nun temaları biraz daha uhrevidir. Biraz Hikmet Burcu'ndan söyler demin evet. Dediğim gibi. Eyvallah. Nasihatler içerir. Çok güzel nasihatleri vardır. Gerçekten bu Evliya-i Kiram Haziratı'nda çok enteresan bir yol var. Tabiri caizse bir damar var. Evet. Orası sanki naz makamının burcu gibi yani. Orası çok enteresan bir şekilde evet. Devam ediyor. Biraz o tat Ömer Hayyam'da da vardır aslında. Elbette, elbette. Yani oradan gelir. Hatta bizde mesela Neyzen Tevfik dedik, onda da vardır bu tabii, şey. Tabii. Çok gerçekten harikulade. Abi çok enteresan tabii bu ifadelerin bizim dünyamızda karşılığının oluşu ve bizim de bunu hissediyor oluşumuz çok heyecan veriyor. Yani ben acizane çok heyecanlanıyorum, onu ifade etmek isterim. Bunun dışında da muhakkak tabii bu eserlerin hem sayısını çoğaltmak hem de gerçekten sunduğumuz kitlenin sayısını arttırmamız gerekiyor. Bu kapsamda da zaten sizin dahil olduğu şu anda TRT1'de de yayınlanan Diriliş dizisi var. Evet. Orada